Hepinize selam arkadaşlar. Uzun süredir ihmal ettiğim YouTube kanalıma uzun süre ihmal edinceye kadar geri döndüm. Bunun bir sebebi de var aslında. Genç arkadaşlar sebep oldu buna. Geçtiğimiz günlerde 19-22 Ağustos tarihleri arasında Çeşme'de düzenlenen birinci Çeşme kıyıdan kıyıya Türkiye Yunanistan Film Festivali'ndeydim. Orada yanımda oğlum da vardı. Oğlumun saçları çok uzun. Beline kadar saçları var. Kendisi tam bir rocker. Ee, bir kokteyl vardı. Kokteylde Oğlumla birlikte otururken bana dedi ki, baba dedi karşıda üç genç var ve sürekli bana bakıyorlar dedi. Ee, Saçların belki dikkatini çekmiştir falan dedim. Bilmiyorum falan dedi. Sonra o üç genç geldi ve bana dediler ki, siz Murat Olga şansınız değil mi? Biz sizin YouTube videolarınızı çok seviyoruz. Oradan çok şey öğreniyoruz, takip ediyoruz. Size bir şeyler sormak istiyoruz dediler ve o an gösterilen filmle ilgili bazı sorular sordular. Ben de cevapladım ve bu benim bu kanalı ihmal etmememi gerektiren bir düşünce oluşmasını sebep oldu kafamda. O yüzden video çekeceğim. E videoyu neyle ilgili çekeceğim? İşte gittiğim festivallerle, izlediğim filmlerle ilgili. Bu hafta ne izledik? Bu hafta 1992 yapımlı kült klasik olan Candyman, Şeker Adam'ın devam filmini izledik. Candyman. 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 You should say his name. Aslında kendimin iki devam filmi daha var ama bu uzun bir aradan sonra epey de reformist bir yaklaşımla gerçekleştirilen bir film. Ee, i̇lk filmi Clive Barker'ın kısa hikayesinden The Forbidden, Yasak diye bir kısa hikayesi var. O kısa hikayeden Bernard Rose adındaki sinemacı senaryolaştırıp çekmişti başrolünde de Virginia Madsen oynuyordu bütün güzelliğiyle. Ben Hollywood'un en güzel aktrisleri arasında görürüm kendisini özellikle 80'ler 90'lar sinemasında. Ve e, filmin öcüsü olarak da yani işte e, Robert Englund'lu eee Freddy Krueger gibi yani oyuncuyla özdeşleşen öcülerden biridir bu. Burada da Tony Todd vardı. Tony Todd şeker adama kendine hayat vermişti ve onu böyle Hollywood'un beyaz perdenin Unutulmaz öcülerinden biri yapmıştı. Küçük bütçeli bir filmdi. Eğer zaten biraz daha paraları olsaydı Tony Todd'u izlemeyecektik. Çünkü Şeker Adam karakteri için o zamanki 1992'de yapılan film için yapımcıların aklındaki isim Eddie Murphy'ymiş. Ama paraları yetmediği için Eddie Murphy'yi oynatmamışlar. Virginia Madison karakteri yani başkadın karakteri için de Helen diye bir karakteri oynuyordu. Yine akıllarındaki isim Sandra Block'muş. Bence iyi ki olmamış. İyi ki daha küçük bütçeli... Daha özel niş böyle butik bir korku filmi olmuş. Ve hepimizin aklına yer etti. Ben video kasetini kiralayarak izlediğimi hatırlıyorum. Çok beğenmiştim. Sonra televizyonda da karşıma çıktı. Şu an internette de bir yerlerde bulursunuz böyle kanal altında o iğrenç dublajlı hali bir yerlerde var. Ama o, o dublajlı halinde her şeye rağmen benim de sevdiğim arkadaşlarımdan biri olan Fatih Özacun'un harika bir Şeker Adam dublajı var. Çok iyi yani. Onun için izlenebilir. Geri kalan için bir şey diyemeyeceğim. Şimdi 1992 tarihli Şeker Adam filmi kült oldu. Neden? İşte Tony Todd vardı. İnanılmaz bir öcü performansı verdi. Virgilio Madsen filmin güzeli olarak kahramanı ve kurbanı olarak çok etkileyiciydi. Philip Glass'ın bu film için yaptığı olağanüstü etkileyici bir müzikal tema vardı. Ve ilk defa karşımıza bir e, siyahi öcü figürü figürü çıktı. O yüzden bütün bunlar bir araya gelince zaten filmde iyi olunca bazı eksikliklerine rağmen e, kült oldu ve yani mesela ilk filmin de öyle böyle resim sanatıyla e, Gettodaki duvar grafitileriyle falan filan olan etkileşimi de güzeldi. Yani böyle şey bir film değildi Yani Clive Barker'ın e, The Forbidden hikayesi İngiltere'de geçiyor, Liverpool'da geçiyor. Oradaki e, sınıfsal çatışmalar üzerine kurulu. Bu Bernard Rose da o çatışma fikrini yani siyahilerle beyazlar arasındaki o sınıf ayrılığı ve siyahilerin bu ezilme duygusu üzerine olan e, şeyi korumuştu. E, çok iyi bir çıkış fikri vardı Şeker Adam karakterinin. Başına gelenler hikayesi çok etkileyiciydi. E, bu yüzden kült oldu. Sonra işte iki devam filmi yapıldı. Film unutuldu, edildi falan derken e, günümüzün siyahi sinemacılarından, önemli siyahi sinemacılarından biri olan Türk sinemasında eserler veren, daha önce işte Get Out'u izledik, e, Us filmini izledik. Jordan Peele bu filmi el attı. Yeni Şeker Adam'ın senaryosunu yaptı, yapımcılığını üstlendi ve siyahi kadın yönetmen arkadaşı Nia Da Costa'ya filmi emanet etti. E, ama baktığım zaman ben şunu gördüm. Yani basın gösteriminden çıktığımda aklımdaki en somut fikir şuydu. E, Nia Da Costa'nın Little Woods, Küçük Orman filmini de izlemiştim. O çok önemli, güzel bir filmdir. Orada yani bir ilk film olmasına rağmen epey olgun bir sinema var. Bir yönetmenlik biçimi var. E, bunu Nia Da Costa'dan ziyade bir Jordan Peele filmi olduğunu düşündüm ben. E, bunu finale yakın bu düşünce iyice somutlaştı kafamda. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ortada epey özenli bir çalışma var. Yani biz bu nasıl olsa isim hakkıyla yürüyen, oradan bilet satacağımız bir iş dememişler. Epey bu işin üzerinde çalışmışlar. Neden şeker adamı seçmiş Jordan Peele? Başka bir şey seçmesini zaten düşünemiyorum bile. Çünkü onun da çocukluğunda izlediği ve Öcü karakteri, siyahı olan bir film. Bence Amerika'daki bütün siyahlar... ...herhalde korku sineması seven bütün siyahlar... ...92 yapımı, kendi izlemiştir Şeker Adam'ı. O yüzden bu filme el atmış ve... ...kafasında yıllar içinde olgunlaşan... ...yapmak istediği şeyi yapmış. Yani Şeker Adam karakterini öcü olmaktan çıkarıp... ...Siyahların Koruyucusu bir e, Aziz figürüne dönüştürmüş. İlk filmde mesela Şeker Adam... E, siyah bir öcü olmasına rağmen yine siyahi karakterleri, gettodaki siyahi karakterleri öldürüyordu. Ve e, öyle bir oluyordu ki bu cinayetler, ölümler öyle bir işleniyordu ki iş hep böyle, suç hep Helen'ın üstünde kalıyordu. Yani siyahın izlediği ama beyazın üstüne yıkılan suç gibi bir şeydi. Ve e, o filmin finalinde Helen kendisini feda ederek bir bebeği kurtarıyordu. Bebeğin adı Anthony. Eski filmi hatırlayanlar burada da Anthony karakterinin adı ilk seslenildiğinde kim olduğunu anlayacaklardır. 92'deki finaldeki o büyük e, ateşten kurtarılan Anthony, büyümüş bir ressam olmuş, e, kendisini sanat çevresine çevrelerine kabul ettirmeye çalışıyor ve yolunda emin adımlarla ilerliyor. İlk filmin geçtiği Cabrini Green. Semti tamamen değişmiş. Artık siyahların yaşadığı yoksul bir getto değil. Ee, kentsel dönüşümden nasibini alarak hem beyazlara hem de zengin siyahlara e, görece olarak daha ucuza iyi evlerin satıldığı bir semte dönüşmüş. Ama binalar değiştiğinde semtlerin kaderi öyle kolayca değişmiyor. Ee, ben de mesela Fikirtepe'de oturuyorum. Kadıköy'de. Fikirtepe'de de şu anda bir sürü rezidans, büyük binalar var. Burası da kentsel dönüşümden Epeyce nasibini almış ve almakta olan bir nokta. Ama e, binaların değişmesi o semtin kaderini değiştirmiyor. Bunun ben birinci elden şahidiyim. O yüzden biraz Antonio ile de özdeşlik kurdum. E, Şeker Adam giriş ve gelişme kısmında harika çıkıyor. Yani inanılmaz bir ilgiyle seyrettim. E, kesinlikle dediğim gibi, başta dediğim gibi böyle Şeker Adam ismiyle bilet satmaya çalışan bir şey değil, kendi dünyasını, kendi evrenini yeniden oluşturmaya çalışan, bunun içinde Şeker Adam'ın hikayesiyle ilgili, karakterin çıkış hikayesiyle ilgili yeni hikayeler üreten bir yapım. Bu arada bu hikayelerin, yani Şeker Adam'ın nasıl Şeker Adam olduğuyla ilgili hikayelerin gölge oyunuyla anlatılması fikrini de çok sevdim. Ee, çok başarılı bir uygulamaydı ve filme çok yakışmıştı. Giriş ve gelişme kısmında film beni çok etkiledi. Bu arada ben filmle ilgili beyaz beyazperde.com'a bir kritik yazdım. O kritikte filmi beğenmediğim gibi bazı algılar çıkmış ortaya ki Twitter'da bununla ilgili de bazı okur tepkileri aldım. Aslında ben filmi beğendim. Ama film giriş ve gelişmede kurduğu e, dengeli yapıyı finalde taşıyamıyor. Daha doğrusu finale taşıyamıyor. Finalde bir anda her şeyi daha hızlıca aktarma, anlatma isteği oluşuyor ve Jordan Peele'ın e, kurgusal bir karakter üzerinden gerçek hayattan öç alma duygusuna sahne oluyoruz. Özellikle final sekansı yani bu polis arabasının çevresinde geçen sekansdan bahsediyorum. Biliyorsunuz işte geçtiğimiz yıl e, George Floyd adında bir siyahi Amerikalı e, bir polis memuru tarafından boynuna diziyle basılmak suretiyle e, nefessiz bırakılarak öldürüldü ve son sözleri nefes alamıyorum oldu. Bu Amerika'daki siyahi toplumu derinden etkiledi ve bunun kültür ve sanattaki yansımalarını biz şu anda görmeye başladık. Jordan Peele elbette ki bunun öncülerinden biri olacaktı ama bunun bu kadar kör gözün parmağına sokulmasına gerek var mıydı bilmiyorum. Bu daha farklı da yapılabilirdi. Yani bu biraz şeye benzedi. Hani bizim Kurtlar Vadisi Irak Adında bir sinema filmimiz var ya, Irak'ta bizim askerlerimizin başına çuval geçirildi. Sonra işte bütün toplum olarak üzüntüye boğulduk, kendimizi aşağılanmış hissettik. İşte sinemacılar bu fırsatı kaçırmadılar. Kurtlar Vadisi, Irak filmini çektiler. Orada da bizim askerlerimiz, işte Polat Alemdar ve arkadaşları Amerikalı askerlerin kafasına çuval geçiriyordu. Bu seyirciye bir arınma duygusu, bir katarsis yaşattı. Ben bunun sinema yoluyla yapılan bir mastürbasyon olduğuna inanıyorum. Bu mastürbatif duygu benim de zaman zaman hoşuma gitse de bunun dediğim gibi bu kadar kör gözün parmağına yapılması hoş değil. Burada da ona benzer bir şey var. Ve bir noktada Jordan Peele Şeker Adam karakterini ve hikayesini artık tamamen kendi tek eline alıyor. Yani film bittikten sonra şunu söyleyebilirim. Yeni Şeker Adam filmleri yapılırsa mutlu olurum. Bu ekip yaparsa da mutlu olurum. Ama bu referansla yani Jordan Peele'ın Peele ürettiği referanslarla ya da yazdığı senaryodan yola çıkarak artık bu ekipten başkası, Jordan Peele'den başkası şeker adam yazamaz gibi geliyor. Filmin bir sahnesinde Anthony karakteri eserini bir eleştirmene gösterirken uzaktan onu izleyenler eleştirmenin tek eline alma diye sesleniyorlar. Aynı şeyi ben de Jordan Peele'e söylemek istiyorum. Ee, bu kadar seyirciyi ve eleştirmenin tekelini almamalı ya da ya da böyle şöyle söyleyeyim, yazdığı karakteri hikayeyi bu kadar tekelini almamalı burada da öyle bir şey oluşmuş artık bu, ondan gayrısı bu işi devam ettiremez gibi geliyor ama yani tür sineması adına çok iyi örneklerin karşımıza çıkmadığı zamanlardayız o yüzden geçmişten gelen bir öcü figürünün bu kadar iyi revize edilmesi e, yeniden yorumlanması aslında hoşuma gitti. Yani düşünürseniz işte biz Michael Myers'ı da, Freddy Krueger'ı da, Jason'ı da yeniden izledik 2000'li yıllarda. Ama bu devam filmleri ya da remake'ler asıllarını aratan, onların verdiği tadı asla vermeyen işlerdi. Burada Şeker Adam için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Şeker Adam'ın orijinal filmi, yeni Şeker Adam'ın orijinal filmi açtığı bir sürü nokta var. Ama onun gerisinde kaldığı şeyler de var. Ee, i̇lk filmde Bernard Rose'un böyle... Damlata damlata verdiği o sınıf çatışması, e, halklar arasındaki ayrışma fikirleri burada böyle balya balya üstünüze geliyor. Ve bir süre sonra artık bunun bir korku filmi olduğunu unutmaya başlıyorsunuz. Yani o kadar çok sosyal mesaj üstünüze gelmeye başlıyor ki. E, biraz da bunlar tabii e, daha ABD özelinde mesajlar. E, ezilen halklarla ilgili duyguları anlamamız ve paylaşmamız her zaman mü mümkün ama Jordan Peele biraz daha bunu Amerika Birleşik Devletlerindeki siyahlar üzerinden yürüttüğü için bir noktada böyle olayın dışında da kendi kendinizi kötü pis bir beyaz gibi bile düşünüyorsunuz burada da öyle e, filmde izlediğimizde zaten olumlu bir beyaz şey yoktu e, karakter yoktu hepsi lanet olası adamlardı ve e, en baştan da bir tanesinin başına gelen e, korkunç sona Şahitlik ettik. Bu arada galiba Jordan Peele'ın bazı eleştirmenlerle sorunu var ki biraz böyle eleştirmene yönelik nefret de girmiş senaryoya. <laughs> Kötü de olmamış bu arada. Gayet güzel olmuş. Ee, son noktada ne söyleyebilirim Şeker Adam'la ilgili? Şeker Adam sinemaya gidip görmeniz gereken bir film. Ee, ama filmi izlemeden önce orijinal filmi, 92 yapımı filmi, diğer iki filmi izlemenize çok da gerek yok. Bulmanızı, izlemenizi tavsiye ederim. Ee, bu size bu filme girerken çok daha e, iyi bir hazırlanma süreci sağlayacaktır. Ama izlemeseniz de bu filmi izleyip devam edebilirsiniz. Özellikle şey yani şu açıdan Anthony'nin önceki hikayesini yani bebeklik hikayesini izlemek için Anthony karakterinin aslında bu şeker adam evreninde ne kadar önemli bir alan işgal ettiğini anlamak açısından önemli. Şunu da söyleyeyim, bunu eleştirimde de yazmıştım. Jordan Peele bu filmi yaparken ilk şeker adamın aksine başka filmlere, sinemacılara da saygı duyuyor. Mesela David Cronenberg'in The Fly, sinek filmine benzer böyle bir body horror, horror deniyor. Bir alt tür vücut, vücut korkusu sekansları vardı bu filmde. Özellikle Antonin'in şu tırnağını çıkardığı sahnede direkt böyle e, sinek filmi aklıma geldi. O transformasyon güzel. E, yani o makyaj çalışmasını da beğendim. Filmin efektleri güzel. O gölge oyunuyla hikaye anlatma fikri çok güzel. Oyuncular iyi. Eee, siyahı sinemanın giderek olgunlaştığı ve e, entelektüel seyirciye de bir şeyler verebildiğini görmek çok epeydir yapıyorlar bunu da e, önemli ve bunu tür sinemasını yani kimsenin ciddiye almadığı, aslında sadece gişe için yapılan korku filmlerini kullanarak yapılabilmeleri önemli. Ben hep fantastik sinemanın politik eleştiriler yapmak için ya da toplumsal sinema yapmak için çok önemli bir alan olduğunu düşünürüm. Ve fantastik sinemada her şeyi günümüz gerçekliğinde geçirmek zorunda olmadığınız için daha iyi bir e, kaçış alanınız vardır. Yani böyle e, otoriteye yakalanmanız daha zordur. O bizim için mesela çok gerekli olduğunu düşünüyorum ama bizde pek yapan yok. Evet yani bir not vermem gerekiyorsa 10 üzerinden 6,5-7 veririm şeker adama. Ee, giriş gelişme kısmı aynı o şekilde o tatla devam etseydi 8-9 olurdu notum. Ee, önemli bir film ama bir noktada da finalde kaçırılmış bir fırsat var. Şeker adamın bundan sonra nereye gideceği ve siyahi sinema açısından nereye konumlanacağını görmek heyecan verici. Hazır sinemalar açılmışken aşınızda olmuşsanız iki yaşınızı birden. Lütfen salona gidin ve filmi izleyin diyorum. Yeni bir film eleştirisinde görüşene kadar da hepinize hoşça kalın diyorum. Ee, ne yazarız? İşte önümüzdeki hafta bir Marvel filmi e, vizyona giriyor. Onun e, kritiğini yapabilirim, video olarak yorumlayabilirim. Netflix'te bazı işler çıkmış. Ben bu tatil sürecinde izlemeyi izlemeyi bırakmıştım. Onlardan bazılarını izleyip yazabilirim. E, video çekebilirim daha doğrusu. E, arkadaşlar, ne diyoruz? Sinemayla, filmlerle ve başka güzel şeylerle kalın. Hoşçakalın.